Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Trigonometrik denklemler yapacağız bugün ve trigonometri ile ilgili söyleyeceklerimi bitireceğim. Artık yavaş yavaş permütasyon kombinasyon olasılığa doğru yol alacağız. Trigonometrik denklemlerle ilgili söylemek istediğim belli şeyler var. Özellikle onların üzerinde duracağım. Bir nevi sanki konuyu böyle baştan anlatıyormuşum gibi olacak. Çünkü denklemlerde zaten arkadaşlar belli derecede bilgiler var ama yorumlar biraz daha fazla. Hem bazen bana gelen sorulardan hem de tahmin ettiğim şeylerden yola çıkarak bazı soruları özellikle koydum. Bu ikinci derece denklem yaparken falan her iki tarafın karesini alma mevzularında söylediğimiz bir şey var. Ona en baştan söyleyeyim. Siz bir denklemin her iki tarafının karesini aldığınız zaman bazen fazladan kök bulabilirsiniz. O yüzden o fazladan kökleri bulma ihtimalinize karşın tek tek kökleri denemeniz lazım. Özellikle neyde yapıyoruz bunu bakın. Köklü denklemlerde kök x eksi 1 eşittir x artı 3 gibi bir şeyse mesela biz burada karesini aldığımız zaman evet bir kökleri deneriz. Ya da mutlak değerde böyle x eksi 1 eşittir 2x eksi 3 diyeceksek ve her iki tarafın karesini alacaksak veya böyle de çözsek olur fark etmez. Bulduğumuz kökleri muhakkak deneriz çünkü kendimiz ekstradan derecesini artırarak denklemin fazla bir kök bulma ihtimalimiz oluyor. Dolayısıyla aynı şeyi arkadaşlar baştan söyleyeyim trigonometride de yapmak zorundasınız. Yoksa kökler fazla çıkar. Zaten bununla ilgili bir soru göstereceğim. Gelelim şimdi trigonometrik denklemleri çözerken nasıl yapacağız? Bir kere kesinlikle tercihimiz tek bilinmeyen olması. Şu bile iki bilinmeyendir bakın. Burada mevzu x'in ve y'nin veya a'nın gibi böyle harflerin olması değil. Komple denklem arkadaşlar bir bilinmeyen olacak. Dolayısıyla şöyle bir denklemimiz mesela bizim için iki bilinmeyendir. Ne zaman tek bilinmeyen olur? Şöyle bir denklem versek size. Bu şekilde bir şey. Evet bu tek bilinmeyendir. Ama cos x sin x birlikteyse, kotanjant x tanjant x falan birlikteyse o zaman denklem birden fazla bilinmeyene sahip olur. O yüzden hedefimiz her zaman başlangıçta soruları arkadaşlar şu şekilde böyle tek bilinmeyene indirmek bu. Bunun için de işlemler yapacağız. İkinci aşamada denklemlerde arkadaşlar çözüm yaparken mümkünse böyle sol taraf kosluysa sağ tarafı da koslu yapmak. İşte sol taraf sinli ise sağ tarafı da böyle sinli yapmak. Tanlıysa tan, kotluysa kot. Ki şunu yapalım ondan sonra sinler gider deyip böyle işleme başlayalım. Bu da İkinci söylemek istediğim şey. Artık son söylemek istediğim şeye geçeyim. O da konuya direkt giriş bundan sonrası. Cos x eşittir a denkleminin çözümü nedir? Onu göstereceğim size. Kosinüs arkadaşlar malum birinci bölgede ve dördüncü bölgede pozitiftir. Burada pozitif olması önemli değil. Biz genelde dar açılar üzerinde çalıştığımız için o yüzden pozitifin üzerinden gidiyoruz. Yoksa negatifin bir günahı yok. Genelde alışkanlık gereği hep dar açılarda yani birinci bölgede çalıştığımız için hep o mantık üzerine gideceğiz. O yüzden diyeceğiz ki bir denklemin kökünü bulduğumuz zaman kosinüs olduğunda bu pembeyle gösterdiğim pozitif açı aynı zamanda kosinüsü bunun bu açıya da eşittir. Bu yüzden çözüm bulurken o nereye gitti? Saniye. Çözüm bulurken arkadaşlar şunu söyleyeceğiz. X eşittir alfa açısını bulduktan sonra muhakkak arkadaşlar esas ölçü gereği 360K'yı yazacağız. Çünkü bir açının cevabı 10 derece ise bu aslında 370 derece de olabilir. 1090 derece de olabilir. O yüzden arkadaşlar 360K'yı muhakkak sonuna ekliyoruz. Bir de alfa olduğu gibi dördüncü bölge 360 eksi alfa da deriz ona ya da ters yönde yani pozitif yön değil de negatif yönde ilerlediğimiz için eksi alfa yazabiliyoruz arkadaşlar 360 eksi alfa yerine. O yüzden kosinüste arkadaşlar iki tane böyle çözüm kümemiz olacak. Buna göre hareket edeceğiz. Gelelim sinüste ne yapıyoruz? Sinüste de arkadaşlar bir dar açı olduğu gibi aynı zamanda geniş açıda da bakın sinüs değişmiyor. Neden? Sinüs çünkü y değeriydi ve hakikaten bakın bu y değeri hem burada hem burada değişmeyecek. O zaman artık sinüste de yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Eğer bir açı çıkarsa cevap, aklımıza ilk gelen doğru cevabı yazacağız. Burası doğru cevap olması yeterli.
Sonra 360K'yı her zaman ekleyeceğiz sin ve cos'ta. Ve bir de şunu söyleyeceğiz. Madem bulduğumuz açı tamam doğru ama aynı zamanda 180 eksi alfa da doğru cevabı veriyor. O yüzden buraya 180 eksi alfa artı 360K yazacağız. Diyelim şunu dediniz siz. Bulduğum cevap hocam soruda 220 derece çıktı. İlla yine ben orada 180'den çıkarmalı mıyım? Evet. Yine 180 eksi 220 artı 360K diye yazarız. Şu kısım arkadaşlar çok önemli. Bulacağımız doğru açı. Orayı kesinlikle doğru karar vermeliyiz. Sonrasında kurala uyacağız. Normalde bir açı sinüs olduğu zaman hem alfa iken hem 180 eksi alfa iken aynı değeri aldığı için evet burada da tartışmasız bunu yapma hakkınız var, merak etmeyin. Yeter ki ilk pembeyle yaptığımı doğru bulun. Sonra arkadaşlar tan ve kotta durumumuz aynı. Tanjant ve kotanjantta dikkat ederseniz birinci bölgede ve üçüncü bölgede doğru cevabı veriyor. Örnek tan 45'te 1'dir, tan 135'te 1'dir. Bu yüzden tan ve kotta bir alfa cevabı bulduğumuz zaman x eşittir alfa artı 360K deriz. Ama zaten x eşittir alfa artı 180 artı 360K dediğimizde tekrarlayan şeyler oluyor. İki cevabı, pardon, bir cevabı iki kere söylemeniz durumu oluşacağı için burada şunu yaparız biz. 360K'yı tan ve kotta sileriz. Bunlarda tek bir cevabımız vardır deriz. Alfa artı 180K. Bu şekilde arkadaşlar bu üç bilgiyi bilirseniz trigonometrik denklemlerde sonraki kısımlar artık genel trigonometri yorumumuza bakıyor. Yani bundan önceki derslerde yaptıklarımız veya sizin kendi çalışmalarınız bu trigonometrik denklemlerde gayet etkili olacak. İlk etapta söylemek istediklerim bunlar benim. Şimdi artık sorulara geçeceğim, çözümlere geçeceğim ki bu bilgileri düzgünce kullanabilelim. En son yine hatırlayalım. Alfa artı 180K tan ve kotta arkadaşlar. Sin'de alfa ve 180 eksi alfa. Çünkü sin arkadaşlar hem birinci bölgede hem ikinci bölgede aynı değer alıyor. Kosinüs için de hem alfa hem eksi alfa arkadaşlar aynı değeri aldığı için alfa ve eksi alfa artı 360K diyeceğiz. Dediğim gibi sorularda mümkün olduğunca sol tarafı cos'ta sağ tarafı da cos yapmaya çalışacağız. Sin, tan ve kot için de aynı şey geçerli. Bakalım şimdi. Sin 2x eksi 10 eşittir cos 60 demiş. Hemen burada tabii ki ne diyeceğiz? Sin 2x eksi 10 eşittir sinüs 30 bakın. Böylece 2x eksi 10 eşittir 30 artı 360K. Diğer çözüm kümemizde 2x eksi 10 eşittir 180'den 30 çıkar. 150 artı 360K. Burayı doğru ayarlarsan burası kendiliğinden otomatik doğru gelecek. Orayı merak etmene gerek yok. Artık buradan sadeleştirmeleri yapayım. 40 bölü 2'den 20 artı 180K bakın. Diğer tarafta x eşittir 80 artı 180K geldi. K'ya nasıl değerler verebiliyoruz? K'ya arkadaşlar tam sayılar verebiliyoruz. Pozitif de olur, negatif de olur. Verilen aralığı yeter ki sağlasın. 0 ile 3 pi bölü 2 arasında sağlayacak k değerlerini vereceğiz. Dolayısıyla burada x1 şu denklemden yararlanarak 0 verirsem 20 gelir, 1 verirsem 200 gelir. Sonra arkadaşlar 2 verirsem zaten artık gördüğünüz gibi 380 oluyor. Zaten 0 ile 270 aralığı verilmiş. X1 bu geldi. X2 diyelim. Hatta bu da x2 olsun pardon. X3 diyeyim yeni köke. X3'te arkadaşlar 80 olacak. Sonra X4'te 180 artı 80'den 260 derece olacak. Böylece 4 tane kökümüz var bakın. Tan x artı tan 15 bölü 1 eksi tan x çarpı tan 15. Zaten dedim arkadaşlar bu konuda eski bilgilerimizi kullanacağız. Bakın burası nedir? Hemen hatırlayalım. Toplam fark formülünde kullandığımız şey tan a artı tan b bölü 1 eksi tan a çarpı tan b. Dolayısıyla ne olacak bakın? Orası toplam formülünden tan x artı 15. Eşit olacak kotanjant 2x artı 15. Burada da hemen şeyi yapmak lazım. Sinüs ve kosinüs, tanjant ve kotanjant da nasıl olsa ben neyi biliyorum? Birbirini 90'a tamamlayanlar direkt tan kotuna eşittir. O zaman ben bunun yerine bakın. Tan 90 eksi 2x eksi 15 yazarım. Demin nasıl ki cos 60 yerine sin 30 yaptım. 90'dan çıkardım. Burada da aynı hakkın var. Bunu da yaparak böyle tanjant
75 eksi 2x diyebilirsin. Bundan sonra artık çözümümüz x artı 15 eşittir 75 eksi 2x artı 180k. Burada hemen akla şu soru gelebilir. Bu 180k'yı sağ taraf yerine sol tarafa da yerleştirebilir miyiz her iki taraf x'li olunca? Evet, hiçbir problem yok onda. Sonuçta sağ sol diye bir kavramımız yok denklemlerde. Eşitlik var. O yüzden ben tercihim genelde sol tarafı denklemde bırakıp sağ tarafı sanki çözülmüş gibi yapmak. O yüzden buna böyle cevap vermiş olayım siz sormadan. Şu şeyimi bir düzelteyim bir saniye. Buna göre arkadaşlar 3x eşittir 60 artı 180k oldu. X eşittir buradan 20 artı 60k oldu gördüğünüz gibi. Sağlayan dar açı değeri 1, 20 olur. K'ya 1 verirsek 60 artı 20'den 80 olur. Bunların toplamı sorulmuş. Cevap 100 oldu bakın. Gelelim buraya. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaç derecedir denmiş. Şimdi kos kare alfa eksi sin kare alfa neydi arkadaşlar? Kos 2a yarım açı formülü. Hemen yine tekrar edelim bakın kenarda. Bu kos 2 alfaydı arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacak artık? Kos kare x eksi 12 sin kare x eksi 12 2 ile çarparsak aslında kos 2x eksi 24'e eşittir. Böylece sin 54 de zaten kos 36'dır. 2x eksi 24 eşittir 36 artı 360k. Sonra 2x eksi 24 kosinüs bir de nerede oluyordu? Dördüncü bölge yani eksi 36 artı 360k. Buradan da 60 bölü 2 30 artı 180k. Diğeri de x eşittir. Eksi 12'yi 2'ye bölersek eksi 6 artı 180k yaptı arkadaşlar. 0 ile 180 arasındaki değerler burada x1 eşittir 30 olur sadece. Başka bir şey olmaz. Burası da x2 eşittir 180 eksi 6 o zaman ne yapar? 174 yapar. Bunların toplamı sorulmuş. 204 derece geldi. Sin x eksi 45 eksi sin x artı 60. Burada hemen bir şey söyleyeyim size. Biz soruları yaparken sin x eşittir sin alfa olmasını isteriz. Şunu bile istemeyiz. Burada bir katsayı olsa sorunun çözümü bizim için sıkıntı olur arkadaşlar. Mümkün olduğunca soruları şu hale getirmeniz lazım. Hiç katsayı olmayacak önünde. Sin, tan, kot fark etmez. Bunu sadece bir tane örnek olsun diye söylüyorum. Katsayı olmamalı arkadaşlar. Var olan katsayıyı nasıl götürebiliriz? Eksilerde biraz işimiz rahat. Artı 2, artı 3, artı 1 bölü 2 gibi sorular olursa o zaman orada sana ekstra trigonometri yorumları soruyordur. Onunla ilgili zaten sorumuz da olacak. Burada şimdi katsayımız eksi. Ne yaparım arkadaşlar? Eksiden kurtulmak çok kolay. Sin, tan ve kot da bu eksi direkt içeriye girip eksi alfa oluyordu. O yüzden sin x eksi 45 eşittir sin eksi x eksi 60 yapacağız. Böylece bakın o eksiden kurtulduk. Artık katsayılar 1-1 oldu. Bundan sonra x eksi 45 eşittir eksi x eksi 60 artı 360k. Buradan da o zaman 2x eksi 60 artı 45 eksi 15 oldu. Artı 360k. X eksi 15 bölü 2. Pi'li vermiş madem cevapları. 15 derece nedir? Pi bölü 15 değil mi? Pi bölü 12 pardon. O zaman eksi pi bölü 24 artı 180k bir çözüm kümemiz. Diğeri de x eksi 45 eşittir. 180 eksi x eksi 60 ne yapar? 240 artı x. Ona da dikkat edelim. Eksi x eksi 60'ı 180'den çıkarıyoruz bakın. O yüzden 240 artı x oldu. Yine 360k oldu. Böylece x'ler birbirini götürdüğü için buradan çözüm gelmedi. Boş küme. Normal üstünü karalayayım sadece. X'ler gittiği için eksi 45 eşittir 240'dan boş küme geldi oradan çözüm. Dolayısıyla çözüm kümemiz arkadaşlar bu. Kökler toplamını sormuş ama ben şöyle yapayım bakın. 180k dediğimiz aslında pi'k olsun bu soruluk. Çünkü pi'li sormuş. Bir tane kökümüz arkadaşlar pi a eksi pi bölü 24. Diğer kökümüz de 2 pi eksi pi bölü 24 olacak. Bunların toplamı
35 pi bölü 12 geliyormuş. Onu o yüzden öyle tutalım, kenarda dursun. Bakalım şimdi 8. soruya. Sin 3x artı cos 3x eşittir 0 denkleminin eksi pi pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye sormuş. Şimdi yine aynı şeyi bakın. Cos 3x burada dursun, eksi sin 3x diye yazayım. Şimdi ne yaparım bundan yararlanarak? Birinci çözüm. Derim ki bak burada eksi sin 3x yap bunu. Sin eksi 3x yap pardon. İçeri at. Sonra cos 3x eşittir sin eksi 3x olduğu için normalde her iki tarafında aynı fonksiyon olması lazım. Burada ne diyoruz? Örnek cos 30 nasıl ki sin 60'a eşitse ya da sin 40 nasıl ki cos 50'ye eşitse hemen burada da 90'dan eksi 3x'i çıkarırsan artık bu sinin yerine cos yazabilirsin. Ya da bak şimdi bir hareket daha yapalım bu soruya özel. Burada arkadaşlar eksi sin 3x olması için kosinüsün ikinci bölgede olması lazım. Neden? Kosinüs 90 artı 3x olsa dışarıya nasıl çıkardı onu da yorumlayabilirsin bak. Böyle eksi sin 3x olurdu. O yüzden soruda bunu da düşünüp bu aslında 90 artı 3x'miş de diyebilirsiniz. Anlaştık mı? Böylece 3x eşittir 90 artı 3x artı 360k ya da 3x eşittir eksi 90 eksi 3x artı 360k dersin. Üstten çözüm gelmez 0 eşittir 90 olur çünkü boş küme. Alttan da x eşittir eksi 15 artı 60k olur arkadaşlar. Böylece k'ya değerler vereceğim. Eksi pi pi aralığında demiş. O zaman k'ya kaç veririm? 0 veririm eksi 15 olur. Eksi 1 veririm. Eksi 75 olur. Sonra arkadaşlar k'ya eksi 2 versek eksi 120 eksi 135 o bile oluyor bakın. Evet sonra da yine 2 veririz. 1 veririz pardon 45 olur. 2 veririz 120'den 15 çıkarsa 105 olur. 3 versek 180 eksi 15'ten 165. Böyle kökleri buluruz. Bu birinci yol dedim bakın. Burada bir şey söylemek için size özellikle şu eksiyi bakın içeri atma. Ya da madem sinüs eksili dışarı çıkmış o zaman kosinüs demek ki ikinci bölgedeymiş deyip böyle yapma. Tamam mı? Burada sormak istediğiniz bir yer varsa lütfen sorun. İkinci yolda ben buraya hiç girmem hocam deyip şunu diyebilirsiniz. Cos 3x eşittir eksi sin 3x. Her iki tarafı böyle sin 3x'e bölerim. Sonra burası gördüğünüz gibi kotanjant 3x eşittir eksi 1 olur. Burada bize neyi söyler? Kotanjant ne zaman eksi 1 oluyor? İlk aklımıza gelen doğru cevabı yazabiliriz. 135 artı 180k. Böylece arkadaşlar x eşittir 45 artı 60k olur. Buradan da zaten k'ya negatifte pozitifte değerler verebileceğimiz için yine 6 tane kökü bulmuş oluruz. Hangisini tercih edersiniz? İkinci yol da bence kolay. Birinci yol da kolay. Birinci yol daha uzun ama. Yine de mantığı görmek için göstermek istedim bakın bu şekilde. Bir de hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben 135 dedim ya. Diyelim sizin o an aklınıza 315 derece geldi. Hatalı çıkar mı? Hayır. Kesinlikle hatalı çıkmaz. Zaten bu K'ya verdiğimiz değerlerle arkadaşlar cevap bir şekilde doğru geliyor merak etmeyin. O yüzden ben hep söylediğim şey şu ilk kısma yeter ki bir tane doğru cevabı uydur. Gelelim şimdi bu klasik ezber bir soru tipine. Bunu şimdi böyle çözeyim. Birazdan bunun aslında önemi farklı bir soruda ortaya çıkacak. Bu zaten biraz alıştığımız bir şey. Hatta arkadaşlar toplam fark formüllerinde de çözmüştüm ama tabii kök bulmamıştık o zaman. Şimdi ne söyleyeceğim? Diyeceğim ki kök 3 gibi, kök 2 gibi 1 bölü 2 illa böyle özel bir katsayı olmak zorunda değil. Bu katsayılara tan alfa deriz arkadaşlar. Eğer açı bilindik bir açıysa bu soru gibi onun yerine tan 60 yazacağız. Ne zaman? A sin x artı B cos x eşittir 0 veya eşittir A tarzında sorularda. Eğer her ikisinde de katsayı varsa herhangi bir katsayıya bölüp bir tanesini 1 yaparız katsayının. Diğeri mecburen katsayılı kalır. Ama sadece bir tanesi katsayılıysa böyle bu soru gibi. O zaman arkadaşlar bu katsayıya tan alfa deriz. Bakalım şimdi buna göre. Tan 60 dedim kök 3 için. Sin x artı
tan 60 çarpı cos x eşittir 1 oldu. Böylece arkadaşlar payda eşitleyelim. Neden? Çünkü artık sin ve tan ve cos varsa işin içinde. Ben bunu sin 60, cos 60 diye yazarım. Dolayısıyla buradan da sin x çarpı cos 60 artı sin 60 çarpı cos x bölü cos 60'ın ne olduğunu biliyoruz. 1 bölü 2. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak bu cos 60'ı direkt sağ tarafa atarım. Bakın 1 bölü 2 oldu. Şimdi bu neydi? Formüldü. Sin A cos B, sin B cos A bize hemen neyi söylüyor? Sin alfa artı betayı, sin A artı B'yi. Böylece sin x artı 60'mış arkadaşlar bu ifade. Sinüs ne zaman 1 bölü 2? Aklıma gelen ilk doğru cevabı söylüyorum. O da 30 derece. O zaman x artı 60 eşittir 30 artı 360K. Yani x eşittir eksi 30 artı 360K ilk cevabımız. Bir de ne demiştik? X artı 60 eşittir. 180'den 30 çıkar. 150 derecede de malum sinüs arkadaşlar. Yine 31 bölü 2 eşit. Buradan da 90 artı 360K yaptı. Bizden ne istiyormuş soru? 0-360 aralığındaki kökler. K'ya 1 verirsek x eşittir 330 olur. Başka da bir şey gelmez buradan. K'ya burada da 0 verirsek 90 olur. İki tane kökün toplamı da gördüğünüz gibi 420 olmuş oldu. Evet, bakalım şimdi bu soruya. Yavaş yavaş bakın artık köklerden ziyade standart trigonometri yorumlarımızı kullanmaya başladık. 1 bölü sin x eksi 1 bölü cos x eşittir 2 kök 2 denkleminin 0 pi aralığındaki kökler toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi burada neye dikkat etmeliyiz arkadaşlar? İlk etapta özel bir şey yok. Hatta iki bilinmeyen var. Çok da istediğimiz bir şey değil aslında. O zaman mecburen çok bir çözüm alternatifim yok deyip ne yapacağım? Düz düşüneceğim ve payda eşitleyeceğiz. Sin x cos x eksi sin x bölü sin x çarpı cos x arkadaşlar. Eşittir 2 kök 2'ye. Şimdi dikkat. Burada çok bilinmeyen oldu. Cos x sin x 2 bilinmeyen. Sin x çarpı cos x 3. bilinmeyen bir nevi. Biraz burayı rahatlatalım. Sin x çarpı cos x yerine bakın şunu yazıyorum. Sin 2x bölü 2. Neden? Normalde 2 sin x çarpı cos x neye eşittir? Sin 2x'e. Bunun başında 2 yoktu. Sin 2x bölü 2 yaptım. Hatta bunu da ters çevirirsek denklemde böyle yukarı çıkar. Bu ikilerde böyle gider. Şu an hala çok da düzgün bir şeye benzemiyor gibi görünüyor. Ancak cos x eksi sin x, sin 2x. Bunların nasıl bir bağlantısı var? Hatırlayalım. Cos x eksi sin x'in siz karesini alırsanız bu neye eşittir? Cos kare, sin kare, eksi 2 sin x çarpı cos x'e eşittir ki bu da bize neyi getiriyor? 1 eksi sin 2x'i getiriyor. O zaman bakın aslında cos x eksi sin x'in bir nevi sin 2x ile bağlantısı varmış. Buna dikkat etmeliyiz. Soruda çünkü yapabileceğimiz bir şey yok. İçler dışlar yapsak da düzgün bir şey elde edemeyecektik. Böylece arkadaşlar bu tarz işte a eksi b, a artı b, a kare artı b kare gibi muhabbetler ya da trigonometride cos x eksi sin x, cos artı sin x bunlar sin 2x'e bağlanır bir şekilde. O yüzden bazen kare almak işe yarar. Aldım artık üst tarafın karesini. Neye eşit geldi bakın. Sağda yaptık zaten. 1 eksi sin 2x. Sonra aşağının da karesini almak zorundayız. Mecburen payın karesini alıyorsam paydanın da alacağım. Böylece arkadaşlar burası da sin kare 2x oldu. Sağ tarafın da karesini alınca ne geldi? 2 geldi değil mi? Şimdi artık uzatmayayım. Bir sin 2x'e önce bir k diyelim. 1 eksi k eşittir. İçler dışlar çarpımından 2k kare olsun. Sonra 2k kare artı k eksi 1 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsak 2k'ya k. Burası artı 1 eksi 1. Böylece arkadaşlar 2k eksi 1 çarpı k artı 1 eşittir 0 oldu. Bundan sonra dikkatli olmamız lazım. Sin 2x'ti bu. O zaman arkadaşlar 1, k1 bölü 2'ye eşit. Yani sin 2x eşittir 1 bölü 2. Buradan şimdi neye bakacağız? Bundan sonrası birazcık tehlikeli olabilir arkadaşlar. Niye tehlikeli olabilir biliyor musunuz? Bundan sonra yapacağımız işte kare aldığımızı unutmayacağız. Dersin başında söylemiştim. Her iki tarafın karesini aldığınız zaman muhakkak bulduğunuz kökleri denemeniz lazım. Dolayısıyla sin 2x eşittir 1 bölü 2.
Diğerinde de sin 2x eşittir eksi 1 oldu. 2x eşittir 1 bölü 2'de hemen sinüs 30'dur değil mi? 30 artı 360k. Buradan da x eşittir 15 artı 180k. x1 15 olur. Sıfırla pi arasında başka da bir kök gelmez. Şu an 15 dursun. Ama hemen cevap demeyeceğim buna bir saniye. Sonra diğer durumda neye bakacağız arkadaşlar? 2x eksi 1 olması için kaça eşittir? 270'e eşittir. Ha bir de şeyi unuttuk pardon. x1'e 15 bulduk. Bir de 30 dediğimiz için 180'den çıkarmayı unuttum. 2x eşittir 180 eksi 30'dan 150 artı 360k. x2 buradan arkadaşlar ne geldi? 75. Bakın ikinci kökümüz de 75 oldu. Bunlar hep soru işareti. Denenecek. Sonra 270 artı 360k arkadaşlar. Mecburen buradan da x ne olur? 135 artı 180k. Buradan da x3 135 geldi. Soru uzun merak etmeyin. Gerçekten bunu denememiz gerekiyor böyle. Sonra arkadaşlar 270 bir de 180'den 270'i çıkaracağız. X eşittir eksi 90 artı 360k. X eşittir eksi 45 artı 180k. Buradan da yine aynı kök geldi değil mi? Yine 135 geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman x1, x2, x3 şeklinde 3 tane kök geldi. Yalnız zaten şıklara baksanız bile doğru cevabı bulamayacağınızı görebilirsiniz. Ya da varsa bile şu an topladığınız zaman şıklarda bu cevap yanlış yapmış olursunuz. Neden? Kare aldık, kökleri tek tek deneyeceksin. Şimdi ben şunu yapmayacağım yalnız. Kökleri kesinlikle tek tek deneyeceğim ama burada dikkat. 1 bölü sin 15 eksi 1 bölü kos 15. 2 kök 2'ye eşit olup olmadığını bilemem. Tabii ki toplam fark yapıp bir de sin 15'i mi bulacağım? Hayır. Burada sadece şunu yapmanız yeterli. Nasıl ki mutlak değerde karekökte içi negatif olmasın diyoruz ya dışı negatif olmasın. Bunda da o şekilde. Cevap şimdi pozitif bir sayı tamam mı? Burada şunu düşüneceksiniz. 1 bölü sin 15 eksi 1 bölü kos 15 pozitif midir? Bunu da nasıl anlarsın? Dikkat burası önemli. Normalde arkadaşlar sin 15 kos 15'ten küçüktür değil mi? Nereden anlıyoruz sin 15'in kos 15'ten küçük olduğunu? 0'dan 45'e kadar kosinüs büyüktü. 45'ten 90'a kadar da sinüs büyüktü. Onu da mı unuttun? Kos 15'i çevirirsin sin 75'e. Bak görürsün böyle olduğunu. O zaman normalde kos 15 daha büyük değil mi? Biz bunu ters çevirdiğimiz zaman örnek uyduruyorum bakın tamamen. Uyduruk sayı vereceğim. Bu 0.5 olsun. Bu da 0.6 olsun tamam mı? Uyduruk sayı maksat anlamak olayı. Ters çevirince 0.5 ne olacak? 2'ye dönecek. 0.6 neye dönecek? Eksi 3'e. Gördüğünüz gibi büyükten küçük çıkartırken bir anda küçükten büyük çıkartıyor olduk ters çevirince. Cevap negatif geldi. Demek ki arkadaşlar 15 cevap değilmiş. Farklarını alınca negatif geldi çünkü. O zaman artık şunu söyleyebilirim. Uzatmayacağım şu 75'te olayı. 75 verince arkadaşlar sin 75 nedir? Kos 75'ten yine büyüktür değil mi? Ters çevirince bakalım ne oluyor? Sin 75 bu sefer işte uyduralım. 1 bölü sin 75 eksi 1 bölü kos 75. Sin 75 arkadaşlar 0.6 olsun bu sefer. Kos 75'te 0.5 olsun. Bu arada 0.6'yı ben çevirirken demin ne biçim çevirmişim ya? 0.5'i çevirmişim, 2 demişim. Tamam o doğru. 0.6'yı çevirirken, ters çevirirken 3 yazmışım. Onu hemen düzeltiyorum. 5 bölü 3 olacak arkadaşlar. O zaman gördüğünüz gibi bu doğruymuş. Tamam pozitif çıkıyormuş. Ben kendi hatamı fark ettim orada. 0.6 3 bölü 5 ya ters çevirince ne olur? 5 bölü 3 olur. Bu pozitif oldu. Tam tersi. 15 derece şu an kök. Onu düzelteyim. Şu an çünkü 0.6'yı çevireceğim zaman aklıma geldi. Şimdi artık sin 75 kos 75'ten büyük. 0.6'yı ters çevirince 5 bölü 3 olacak. 0.5'i çevirince 2 olacak arkadaşlar ve cevap negatif gelecek. Ama 2 kök 2 pozitif bir sayı. Bu şekilde bakın artık 75'in kök olmadığını anlamış olduk. Bundan sonra şıklarda eğer pi bölü 12 varsa yandık. Bir de 135'i denememiz lazım. Ama Allah'tan cevaplarda arkadaşlar sadece tek başına 15 derece yok. O zaman bu şartı 135 ile sağlıyormuş. Artık onu denememize gerek kalmadı. Bir de 15 sağlıyormuş. Toplamları da bakın 150 derece oldu.
Bu şekilde kare alırsanız aman tek tek kontrol edin kökleri. Yoksa hatalı cevap gelir. Olur da düşünsenize bu cevabın 135, 15 daha 150, 225 mesela şıklarda varsa sınavda diyelim soruldu ki sorabilir o şekilde. Geçmiş yıllarda yaptı. Sen de gittin kare aldın, 225'i işaretledin. Boş boşuna soru gider. Gelelim şimdi buna sin 5x eşittir 1 bölü 7'ye arkadaşlar. Burada bakın biz tabii ki sinüs hangi açısı 1 bölü 7 bilmiyoruz. O yüzden ben burada bir alfa açısı artık uyduruk bir dar açısı olarak düşünüyorum onu. Alfa yazalım bilmiyoruz bile. Özellikle 10 derece 20 derece yazmadım. İsterseniz yazın sorun değil. Demin ne yaptım mesela? Biraz artı eksi muhabbetini anlamak için arkadaşlar değer verdim. Bunda bir yanlışlık yok. Çünkü sadece eksi mi artı mı onu anlamaya çalışıyorum. Yoksa sin 15 ve kos 15'e özellikle bakmama gerek yok. Hangi kaçtır diye değerleri ki kök üçlü kök ikili bir şey biliyorsunuz. Şimdi birincisi 5x artı alfa. 5x eşittir alfa. Bunun bir sinüs alfaya eşit olduğunu söylüyorum. Alfa artı 360k. Buradan da x eşittir ne geliyor? Alfa bölü 5 artı arkadaşlar ne diyeceğiz? 72k değil mi? Bir de 5x eşittir 180 eksi alfa artı 360k. Buradan da x eşittir 36 eksi alfa bölü 5 artı 72k. Şimdi bir özel durum normalde var ama 0 pi arası olduğu için o özel durumdan çok yararlanma ihtimalim düşük. O yüzden burada tek tek söyleyeceğim ne yapmanız gerektiğini. Şimdi 72'ye arkadaşlar değerler vereceğiz. 0 ile 180 arasında zaten bir kere alfa dar bir açı olduğu için hatta 1 bölü 2'den de küçük bir sayı. Muhtemelen işte 10 derece 7 derece gibi bir şeydir bu yani. Dolayısıyla k'ya 0 verdiğinizde alfa bölü 5 olur. K'ya 1 verdiğinizde 72 artı alfa bölü 5 bir kök olur. Onları böyle çizgiyle söyleyeyim. K'ya 0 verebilirsiniz. 1 verebilirsiniz. Sonra 2 verebilirsiniz. 3 verirseniz artık o 180'i geçiyor zaten arkadaşlar. Buradan 3 kök geldi. Sonra yine aynı şekilde K'ya 0 verirsek arkadaşlar 36 olur bir kök. K'ya 1 verirsem burada işte 36 eksi alfa bölü 5 artı 72'den bir kök gelir. Yine K'ya 2 verirsem 144 artı işte 36 artı alfa bölü 5'ten bir kök daha gelir. Toplam 6 kök olur. Eğer bunu soru şöyle verseydi 0x 2 pi verseydi arkadaşlar şunu deme hakkınız var o zaman. Kitaplarda da görüyorsunuzdur. Böyle arkadaşlar 1, 2, 3, sonra 4 ve 5 defa dolandığınızda bakın normalde sin x 1 bölü 7 şöyle bir dar açıdır. Yine sin x 1 bölü 7 böyle bir geniş açıdır. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 tane kök böyle gelecekti. 5 tane kök de buradan gelecekti. 10 tane kök var diyecektik arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Eğer bana 0 ile 2 pi arasında deseydi. Ama öyle demediği için tek tek kökleri bulmak zorunda kaldım. Çünkü biz sizle hatırlarsanız bir kere daha böyle bir trigonometri tekrarı yaparken başlangıçta malum bu sınavın ertelenme durumu böyle şey değildi. Belli değildi. O zaman ne demiştik? Böyle bir büyük bir açı vereyim mesela. 24x eşittir. 30 olsun. 24x eşittir. Sinüs 30 olsun. Ben burada tabii ki tek tek kökleri mi bulacağım? 0 ile 2 pi arasında arkadaşlar bunun 48 tane kökü var diyeceğim. Böyle ezbere bağlayabiliriz. Tamam mı? Ama bunu tabii ki yani sorarsa vallahi müthiş bir soru olur. Hemen yaparsın geçersin. 0 2 pi aralığında ezber bilgi çok büyük sayılarda direkt burada verilen katsayının iki katı deme hakkın var. Gelelim bu soruya diyeceğim ama bir 35 dakika olmuş arkadaşlar. 19.05 saatimiz şu an. Tam 19.10'da tekrar devam edeceğim ben yorum sorularına artık. Çünkü bilgilerle ilgili söyleyeceğimi zaten söyledim. Şimdi mümkün olduğunca bakın bu tarz yorumlar yapacağız. 19.10'da tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam edebiliriz şimdi. Normalde 12. soruyu çözeceğim ama önemli olduğu için hemen 13. soruyu da çözeyim. Çünkü demin biliyorsunuz böyle şu 10. soruda
böyle kare alarak bayağı böyle uzun işlemler yaptık ve yapmak zorundaydık gerçekten. Ekstra bir tercih hakkımız yoktu. Şimdi gelelim şu soruya. Sin x eksi cos x eşittir kök 2 bölü 2 sorusuna. Burada bakın kare alabilirsiniz. Yalnız kare aldığınızda kesinlikle yapmanız gereken şey ne? Hiç üşenmeden tek tek kökleri bulmak. Uydurarak bir cevap söyleyeceğim size. Cevaplarda diyelim 15 geldi ve 75 geldi, tamam mı? Şimdi 15'i deneyeceksiniz. Kare aldınız, iki tane kök geldi. Bir 15, bir 75. Bakacaksınız sin 15 eksi cos 15. Normalde sin 15 cos 15'ten küçüktür değil mi? O zaman bunların farkı ne gelecek? Negatif. Ama gördüğünüz gibi cevap ne? Pozitif. Cevap 15 değildir diyeceğiz. Eğer kare alırsanız bakın bu şekilde artı eksilere dikkat etmeniz lazım. Ben şimdi size burada ekstra güzel bir çözüm göstereyim. Hani şu yaptığımız sin a sin x artı a cos b soruları var ya, a cos x eşittir k soruları. Burada sonuçta biz katsayının hep 1 olmasını istiyoruz. Ama bu a eksi 1 de dahil olmak üzere bir katsayıdır. O yüzden bakın ben bu soruyu şöyle çözeceğim. Sin x eksi tan 45 çarpı cos x eşittir kök 2 bölü 2 diyeceğim. Böylece oradaki 1'den yararlanıp tan 45 yazıyorum oraya. Kare almaktan kurtaracak bu beni. Direkt net cevap bulacağız. Bunu bu soruda yapabiliriz. Deminki soruda böyle bir hakkımız yoktu maalesef. Böyle bir alternatif olarak göstereyim. Bu hem böyle yakın zamanda da soran oldu. Önceden de hep ben sorduğumda hatalı cevaplar veriliyor bununla ilgili. O yüzden bir düzeltmek istiyorum. Genelde de o hatalı cevapların verilmesinin sebebi kare alındığında köklerin tek tek denenmemesi. Böyle yaparsak zaten ona gerek yok. Payda eşitliyorum. Sin x çarpı cos 45 eksi sin 45 çarpı cos x bölü payda ne var? Cos 45 var. Cos 45 neye eşit arkadaşlar? Kök 2 bölü 2. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak bunlar birbirini götürür. 1 gelir. Sin x eksi 45 eşittir. Böylece ne gelir? 1. Yani sin 90 arkadaşlar. Bundan sonra artık x eksi 45 eşittir 90 artı 360k. Bir de x eksi 45 eşittir 180'den çıkarırsam yine aynı şey. Bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradan x eşittir 135 artı 360k bulmuş olduk. Benden dar açı istiyor bu. Bir yerde hatalı bir şey mi yaptım? Bakayım bir. Sin x cos 45, sin x eksi 45. Burada da cos 45 kök 2 bölü 2 1 dedik. Sin 90 oldu. X eşittir 135 artı 360k. Buradan ben şey bulmadım ya. 75 bulmadım. Bakayım bir yerde hatam var mı? Bir bakar mısınız? Varsa hemen söyleyin. Kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. Ha, bu arkadaşlar 1 yapmıyormuş ya. 1 bölü 2 yapıyormuş. Affedersiniz. Kök 2 bölü 2 ile kök 2 bölü 2'yi ben çarpıp 1 demişim. Düzeltiyorum hemen. Çünkü zaten cevap da yanlış çıktı. Allah'tan bakmışız bak. Şurada hemen düzeltiyorum. Orayı üşendim. Cos 45 ile kök. Burası kök 2 bölü 2 ya. İçler dışlar yaptığım zaman kök 2 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 2 1 bölü 2'ymiş. Düzelttim hemen. Affedersiniz. 1 bölü 2 yazdım buraya. O zaman 1 bölü 2 de neye eşit? Sin 30'a eşit. X eksi 45 eşittir. Artık buradan ne olacak? 30 artı 360k, bir kökümüz 75 artı 360k. Sonra diğeri aynı zamanda 180'den 30'u çıkarırsak x eksi 45 eşittir 150 artı 360k yapar. Buradan da x eşittir 225 artı 360k. İşte arkadaşlar buradan bulacağımız kökleri hiç denememize gerek yok. Çünkü biz zaten kare almadık artık. Böylece bizden dar açıyı istediği için net cevabımız hemen 75 olmuş olacak. Eğer kare alırsanız muhakkak yanlış cevaplar bulacaksınız bunda. İsterseniz bir kenarda deneyin. Bir tane sorumuz vardı, 12 atlamıştık onu. Dönelim şimdi. Ne diyor? 2 sin kare x artı 3 cos x eşittir 3. Ne demiştik? Mümkün olunca sorularda arkadaşlar tek bilinmeyen lazım. Burada sin x bir bilinmeyen, cos x ikinci bilinmeyen. Ne yapacağız? Birinden kurtulmalıyız. Çok da basit kurtuluruz aslında. Sin kare x yerine ne yazarız? Bir bilinmeyeni düşürmek için. 1 eksi cos kare x yazarız. Böylece arkadaşlar
artık daha rahat olur. 2 eksi 2 cos kare x artı 3 cos x eşittir 3. Hepsinin sağ tarafı atayım. 2c kare eksi 3c artı 1 eşittir 0 olsun. Böylece bir hani çarpanları ayıralım, sonra cos muhabbetine gireriz. 2c c. Şurası eksi 1 eksi 1. İçler dışlar, daha doğrusu çaprazlama toplayınca toplamları eksi 3 oldu. 2c eksi 1, c eksi 1 eşittir 0 geldi. Bu da neyi getiriyor bana? Cos kaçtı bu? X'ti. Cos x 1 bölü 2 olabilir. O da bize neyi söylüyor? X eşittir 60 artı 360k ya da x eşittir eksi 60 artı 360k. Bunları düzgünce yazmak lazım ki hata yapmayalım. AYT zaten TYT gibi hız sıkıntımız da yok. Cos x buradan 1 olduğuna göre x arkadaşlar ne olacak? 0 da olur, 360 da olur. Burada özel değer olduğu zaman tek tek yazmamız çok da bir mahsur yok. Burada bile yok ama biz k'lılara alışalım biraz istiyorum. Şimdi artık arkadaşlar 0 ile 180 arasında zaten bir kökümüz 60'tır. Başka kökümüz yoktur. Böylece tek cevap olacak. Pi bölü 3. Evet, şimdi şu sorumuza bakalım. 1 eksi cos 2 teta bölü sin 2 teta eşittir kot alfa. 3 tane bilinmeyen var. Kot alfa, cos 2 teta, sin 2 teta. O yüzden bu soruda tabii ki ne yapacağız? Temel önce bir trigonometrik yorumlarımızı kullanacağız. Sonra arkadaşlar alfalara, tetalara gireceğiz. Şimdi bir kere içler dışlar yaparsanız yine hala 3 bilinmeyen oluyor. Ben önceden de demiştim, bakın bu yarım açılarda şu 1'leri önemsiyorum. Sin 2 teta ve cos 2 tetalarda. Çünkü oranın faydası ne? Bir kere 1 olduğu için götürebilirim. Çünkü 1 eksi 2 sin kare tetadır arkadaşlar cos 2 teta. Ve cos 2 teta yerine artık onu yazarsam böylece 1'ler gider. 2 sin kare teta olur pay. Payda da böylece 2 sin teta çarpı cos teta olur. Eşittir kot alfa. Tabii ki pay ve paydaları sadeleştirme hakkımız var. Çünkü paydayı sıfır yapar bulduğumuz kök. O yüzden onlarda bir sıkıntımız yok. Aynı hizadakileri, yani şöyle olduğu zaman sadeleştirme yapmayacağız. Ya da sadeleştirme yapıyorsak sin x eşittir sıfır deyip orada kökleri bulup sonra kenarda tutacağız onları. Dolayısıyla böyle olunca ya sadeleştirme yapmayın, riske girmeyin. Yapıyorsanız da köklerini tek tek bulup yazın böyle kenara. Şimdi sin teta'lar gitti. Payda sin teta kaldı. Payda da cos teta kaldı. Eşittir kot alfa oldu. Böylece tan teta eşittir kot alfa. Şimdi arkadaşlar burada bir hatırlayalım. Kök buluyoruz ya, ben yine de doğru cevabı söyleyeyim. Bir, birbirini 90'a tamamlayanlar arkadaşlar tan teta kot alfa şeklinde birbirine eşittir. Ya da birbirini 270'e tamamlayanlarda da tan teta kot alfa eşittir. Soruda sadece dar açı olarak dar açı diyorum. Sadece 90 olduğu için bakın C şıkkı. Yoksa doğru cevaplarda teta artı alfa 270 de olabilir. Onu göz önünde bulundurmamız lazım. Tek tek köklerini sorsaydı bunu söylerdim bakın. Çünkü hemen düşünelim. İki açının toplamı 270 ise gerçekten tanjantları ve kotanjantları birbirine eşit midir? Evet, örnek tanjant 30 eşittir arkadaşlar. Kotanjant 240'a. Bunda bir mahsur yok. Doğrudur bunların ikisi de. Şimdi gelelim bu neymiş? Cos x eksi 2 sin 40 eşittir tan 40 çarpı sin x şeklinde. Biraz böyle bilinmeyenlerin fazla olduğu bir durum. Ama burada tan 40 var ya arkadaşlar. Tan 40 bizi kurtaracak. Neden? Çünkü orada arkadaşlar tan 40 yerine ne yazabiliriz? Hemen sin 40 ve cos 40 yazabiliriz. Böylece cos 40'la da bütün paydaları eşitlersek cos x çarpı cos 40 eksi 2 sin 40 çarpı cos 40 eşittir sin 40 çarpı sin x. Dikkat edin lütfen. Cos x cos 40 sin 40 sin x. Bu bize neyi hatırlatmalı? Cos a cos b eksi sin a sin b. O zaman hemen bu pembeyi sol tarafa at. Cos x çarpı cos 40 eksi sin x çarpı sin 40 eşittir. 2 sin 40 çarpı cos 40 neye eşit? Sin 80. Onu da öbür tarafa sin 80 olarak at. Gördüğünüz gibi aslında temel bilgilerimiz tamam ama biz hep
normal geometri şey, trigonometrinin ilk bilgileriyle yapıyoruz bakın soruları. Burası artık toplam formülü kosinüsün, yani kosinüs x artı 40 arkadaşlar. Arada x varsa artı eşitti. Sin 80 yerine hemen git koson yaz ki böylece artık x artı 40 eşittir 10 artı 360 kd birinci çözüm. Bir de x artı k eşittir eksi 10 artı 360 k arkadaşlar. Buradan x eşittir eksi 30 artı 360 k. Bir de x eşittir eksi 50 artı 360 k. K'ya 0 verdiğimizde negatif değerler oluyor ki şıklara da bakalım burada hangisi olabilir demiş. K'ya 1 verirsek ikincisinden bakın 360 eksi 50'den 310 derece geliyor. Ne demiş? Şimdi bir tane de eşitsizlik çözeyim size. Şimdi arkadaşlar biz biliyorsunuz tablolu sorularda ikinci derece eşitsizliklerde ne yapıyoruz? İşte bir kök buluyoruz. Tek katlı kökse burada artıdır, burada eksidir diyoruz. Ama sakın kosinüs, sinüs, tanjant, kotanjantları falan böyle çözmeye kalkmayın. Neden? Bir kere bunlarda artı eksi kavramı bölgeye göre. O yüzden kos, sin, tan kodlu bir eşitsizlik birim çemberden yararlanarak çözülür. Daha doğrusu bölgelerden yararlanarak çözülür. O yüzden tablo yapmak bunlarda yok. Anlaştık mı onu söyleyeyim. Ne yapacaksınız? Kosinüs ne zaman eksi 1 bölü 2 onu hatırlayacaksınız. Kosinüs 2x veya x fark etmez işte. Kaç derecede eksi 1 bölü 2'ye eşittir? 120 derecede. O zaman aynı zamanda kaçta 1 bölü 2'ye eşit olduğunu görürsün bir de? 240 derecede. Çiz böyle. Zararı yok. Görem. Bakın bu iki açıda şunu da şöyle noktalı noktalı yapayım. Bir de arkadaşlar 240 derecede kosinüs eksi 1 bölü 2'dir. Hakikaten de bakın x'leri aynı hizada gördünüz mü? İşte kosinüs 2x eksi 1 bölü 2'den küçük olacaksa, yani bu ne demek? Kosinüs tabii ki eksi 1 bölü 2'den eksi sonsuza kadar gidemez. Nereye kadar gidecek? Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 arasındaki değerler demektir. O zaman arkadaşlar kosinüs eksi 1 bölü 2'den eksi 1 değerleri arasında bütün değerleri alması için işte bu aralık olacak. Neden? Hemen görelim. Bir kere kosinüs arkadaşlar şöyle bir işte birim çemberde bir birim uzunluğunda bir uzunluktan bahsediyoruz. Bu böyle döndükçe gerçekten bu aralıkta hakikaten en küçük değerine ulaşıyor. Eksi 1'e 180 derecede sonra biraz daha artarak en son eksi 1 bölü 2'ye geliyor. O yüzden bu kırmızıyla taradığım aralıkta gerçekten bakın hakikaten en küçük değer sonra büyüdü. Eğer olur da yanlışlıkla 240'dan sonraya gidersen bak ne oluyor? Artık kosinüsün değeri burada büyüyor. Çünkü eksi değer sıfıra yaklaştıkça büyür. Burada bakın daralıyor. Şöyle bir açının kosinüs değeri daha büyük olacaktır negatif değerlerde. Buraya gidersen zaten pozitif değerler. Buraya sakın bulaşma. O yüzden birim çemberde arkadaşlar kesinlikle durum tespiti böyle yapmanız lazım. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen sorun bu soruyla ilgili. Demek ki x değerleri burada 120 ile 240 arasında olmalıymış. Bu 2x'ti. 2'ye bölersek 60 ile 120 aralığında çıkacak. Sınavda sorulsa bu iyi bir soru olur. Bunun farklı modellerine demeyeyim. Bir tanesine baktık sadece sizle. Bununla böyle aşırı derecede soru üretilecek bir şey yok. Sadece burada arkadaşlar bir örnek bile yeterli. Yapacağınız iş birim çemberde çizip görmek. Zaten kosinüs ve sin sorarı size, tanjant ve kotanjant soramayız. Çünkü tanjant ve kotanjant eksi sonsuza artı sonsuza her değeri alıyor. Ama sinüs ve kosinüs eksi 1 ile artı 1 arasında olduğu için birim çember üzerinde eşitsizlik çözmeniz gerekir. Buna bir yıldız atalım o yüzden. Ne demiş bakalım? Bir tane de bir ezber soru modelimiz var. Ondan göstereyim. Bakın işte bu soru. Kök 2 sin x kök 6 cos x. Demin söylemiştim aslında. Eğer ikisinde de katsayı varsa istediğiniz bir tanesine bölerek birinin katsayısını 1 yapın. Ben mesela burada her tarafı kök 2'ye bölerim. Sadece birini katsayılı bırakmamız yeterli. Böylece kök 2 oldu burası. Artık sin 1 ya da kosun katsayısını 1 yapardım. Sorun değil. Onda özgürsünüz. Bundan sonra arkadaşlar böyle tan 60 yazayım ve burayı isterseniz bırakayım. Çünkü sıkılmayalım artık. Bundan üçüncü örnek oluyor. Sadece bunu söylemek için yazdım. Sonra yapacağın iş ne? Sin 60, kos 60 çarpı kos x eşittir. Kök 2 yapıp toplam fark formülü gelecek. Sin 60 artı x eşittir arkadaşlar. Kök 2 bölü 2'den kökleri bulacağız.
Böyle neredeyse çözdüm bile zaten soruyu. Gelelim şimdi böyle bir denklem sorusuna. Sin x eşittir x bölü 3 denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır demiş arkadaşlar. Bu da bence dikkatli olmamız gereken bir soru. Neden? Çünkü bir taraf arkadaşlar trigonometrik fonksiyon, bir taraf doğrusal fonksiyon. Biz burada istediğimiz kadar denklem yoluyla çözmeye çalışalım, bunu çözemeyiz. Zaten neyden yararlanıyorsun normalde? Bilgisayardan yararlanıyorsun, bunu yazıyorsun programa. Sana kaç tane çözüm olduğunu otomatik grafiğini çizerek gösteriyor. E bizim tabii öyle bir hakkımız yok sınavda. O yüzden ne yapacağız? Grafikle çözeceğiz. Nedir aslında? Demiştim zaten. Özel tanımlı fonksiyon, logaritma falan araya sıkıştırıyorum bunları. Size böyle arkadaşlar çözülemeyen denklemler verdiğimde şunu söylüyor. Y eşittir sin x eğrisiyle y eşittir x bölü 3 doğrusunun kesim noktaları kaç tanedir diyor. Zaten bu değerleri tek tek sorma ihtimali yok sana kaç derecedir falan diye. O yüzden hatırlayalım. Basit sinüsün grafiği. Sinüs 0, 0'dır. Sinüs 90, orada tabii 90 derece. Öbürü arkadaşlar pi üzerinden gitmemiz lazım. Neden? Burada pi'lerle sayıları karşılaştırırım. Yani pi, 1.2, işte 3.2 gibi sayıları kendi arasında dereceleri 60 derece, 70 dereceyi kendi arasında şey yapmamak lazım yani. Burada 90, 180 falan yazmayacağım. Normal buraya bakın sayı doğrusunda değerlerimiz derece değil. Sayı olduğu için buraya bakın pi bölü 2 yazıyorum o yüzden. Pi bölü 2 de sinüs kaça eşit işte? 1'e eşit. Pi de yani 180'de 0'a eşit. Sonra 3 pi bölü 2 de eksi 1'e eşit. Ve en son 2 pi dedi arkadaşlar 0'a eşit. Neden en son 2 pi dedim? Trigonometrik fonksiyonlar biliyorsunuz periyodiktir. Yani sürekli birbirini tekrar eder. Örnek tabii ki sin 420 sin 60'a eşittir mesela. Dolayısıyla bu grafiği böyle çizersek, sonra hatta eksileri de çizelim bence şu şekilde. Burası bakın eksi 90 yani eksi pi bölü 2. Burası yine eksi pi. Şurası arkadaşlar ne olacak? Eksi pi deden de artık gitmeye gerek yok da yine de yazalım işte. Eksi 3 pi bölü 2. Burası da eksi 2 pi. Böyle yazdım. Neden sol tarafı da yaptım? Çünkü y eşittir 3x doğrusu arkadaşlar böyle bir doğru olacağı için eksi sonsuza artı sonsuza gidiyor. Şimdi dikkat edelim. Pi arkadaşlar 3.14 gibi bir sayı ya. En azından tahmin olarak ne biliyorum? 3.14'ün yarısı işte 1.5, 1.6 falan yapar. Dolayısıyla bu da y eşittir x bölü 3 olduğu için x'e 3 verdiğinizde 1'den geçer. Şöyle x'e 3 verdiğinizde y'si 1'den geçiyor. O yüzden şimdi simetrik olduğundan dolayı sinüs fonksiyonu arkadaşlar gördüğünüz gibi sol ve sağ tarafta y eşittir. Şöyle 3x'in bu kısmını çizerseniz bu kısmında hakikaten böyle olduğunu görüyoruz bakın. Artık ne oldu? Kaç noktada kesiştiler? 1, 2, 3 noktada kesiştiler. Cevabımız 3 olacak bakın. Dikkatli olmamız lazım. Özellikle de burada 3'e dikkat ettim ki pi bölü 2 ile pi arasında bir yer. Böylece bu değer arasında 1'e eşit oluyor diye. Tamam mı? Bu da önemli bir şey. Böylece bunların pi bölü 2 ile pi arasında kesiştiğini görmüş oldum. Güzel bir sorudur bu. Çizim sorusudur. Grafik çizdik bakın. Hatalı da çizmemek lazım. Öyle bodoslama da çizip bırakmadım. Tek tek gösterdim. O pi'lere ve pi bölü 2'lere dikkat ederek. Şimdi bakayım bir süremiz daralmışken ne olur ne olmaz bazı soruları riske atmayayım. Onları bir önce çözeyim. Şu soruyu çözmek istiyorum size bakın. Cos x artı sin x eşittir. Eksi 1 denkleminin 0-2 pi aralığında alabileceği değerlerin toplamı kaç radyandır diye sormuş. Ben size bunu güzelce bir denklemle çözeyim bakın. Şey yapmayacağım yani. X'e ne verdiğimizde 270 verdiğimizde cevap eksi 1 çıkıyor. X'e 180 verdiğimizde cevap eksi 1 çıkıyor muhabbetine girmeden güzelce size bunu çözeyim. Riske de girmeyelim. Bazen şöyle düşünmelisiniz. Evde aldığınız riski sınavda alamayabilirsiniz. Yani eğer böyle boşver ya bir net kaybetmişim, 1.25 net kaybetmişim demeyen biriyseniz, riski pek sevmiyorsanız
evde atıp tuttuğunuz sorularda sınavda acaba böyle olur muydu diye içinize kurt düşer. İşte onlara engel olmak için mükemmele yakın öğrenmek lazım her şeyi. O yüzden ben burada gerçekten size düzgünce cevabı yazayım bakın. Hiç böyle kare almadan, değer uydurmadan yapayım. Cos x gördüğüm yeri arkadaşlar 2 cos kare x bölü 2 eksi 1 yazacağım. Sin x gördüğüm yere de 2 sin x bölü 2 cos x bölü 2 eşittir eksi 1. Böylece bakın eksi 1'lerden kurtuldum. Biraz hedefim oydu aslında. Artık 2 cos x bölü 2 parantezini alırsam ne geliyor? Cos x bölü 2 artı sin x bölü 2 eşittir 0. Şimdi buradan birincisi bu 0'a eşit olabilir. Cos x bölü 2 0'a eşit olacağı için ne söyleriz arkadaşlar? Buradan x bölü 2 eşittir 90 artı 360k. X bölü 2 eşittir eksi 90 artı 360k. Yani x ne geldi? 180 artı 720k. X eşittir eksi 180 artı 720k. Ne gerek var falan demeyin. Gerçekten göstermek lazım. Ki alışkanlık arkadaşlar. ÖSYM'e de alan soru sorarken tabii ki veya kadın size yani o belli uyanıklıkları yapacak şekilde soruyor. O yüzden bir şekilde birilerinin elenmesi lazım. Bu soruları ben o yüzden böyle uzatarak gösteriyorum. Buradan artık köklerimizi bulduk gördüğünüz gibi. 0 ile 2 pi arasında bir kök geldi. 180. Demin söylemiştim zaten. Şimdi diğer köke gelelim. O da ikincisi bakın. Cos x bölü 2 artı sin x bölü 2. Hemen ne söyleyeceğiz? Cos x bölü 2 eşittir. Eksi sin x bölü 2. Her iki tarafı sin x bölü 2'ye bölersek kotanjant x bölü 2 eşittir. Eksi 1'dir. Bu da neyi söyler bize? X bölü 2 eşittir. 135 derece artı 180k. Yani x eşittir. 270 artı 360k yaptı arkadaşlar. Buradan da x'e 270 diye söylemiş oldum. En azından bu şekilde söylemiş olayım. Kare alırsanız bu soruda mesela cevabı yanlış bulacaksınız. Ama normalde de tek tek değer deneyerek görebiliyoruz. Ama ne olur ne olmaz bu soruyu biraz daha değiştirip çünkü sormak mümkün. O zaman bu dediğimi yapmanız lazım ki yaptık zaten. Demin burası eksiydi, burası artıydı bakın. Ve o zaman hakikaten değer düşünmeliydik. Cevabın 75 derece olduğunu hatırlayın. Şimdi evet vaktimiz var, sorun değil. Bazılarına bakabilirim. Şuna bir bakalım 21. soruya. İlk kök 2 cos 2x eksi sin x eksi 1 eşittir. 1 artı 2 sin x denmiş. Burada yine bakın bir sürü bilinmeyen var yine. Cos 2x sin x şeklinde. O zaman ne yapacağım? Tabii ki bilinmeyenleri biraz azaltmamız lazım. Nasıl azaltabiliriz? Cos 2x'ten kurtulmak mantıklı. Çünkü diğerleri sin x'li zaten. O zaman ne yaparım arkadaşlar? Ben cos 2x gördüğüm yere yine gitmesi için bir kere 1 eksi 2 sin kare x yazarım. Bir taşla iki kuş vururuz çünkü eksi sin x eksi 1 olduğu için bakın gördüğünüz gibi 1'ler yere gider. O zaman kök 2 eksi kök 2 hatta eksi kök 2 sin x parantezini alayım. Burada ne kaldı? 1 artı sin 2, 1 artı 2 sin x kaldı pardon söyleyemedim birden. Bakın eksi sin x parantezini aldık. 1 artı 2 sin x kaldı. Sağ tarafta da 1 artı 2 sin x var. Evet şimdi burada neye dikkat etmeliyiz? Sadeleştiriyorsan öbür tarafa atıp ortak parantezi almayacaksan şunu yap. Kenarda şunu göster. 1 artı 2 sin x eşittir 0'dır de. Çünkü bu denklemi 0 yapan değer bunun da şu komple denkleminde 0 yapan değeri demektir. Hemen sadeleştirme o yüzden. Kenarda burada sin x'in eksi 1 bölü 2 olduğunu gör. Bu da 0 ile 2 pi arasında değerleri biliyorum artık. X olduğu için 360K'lı yazmana bu soruda gerek kalmayacak artık. Çünkü eksi 1 bölü 2'de olan değerler neler? Birisi arkadaşlar 240 derece, 210 derece. Diğeri de arkadaşlar 4. bölgede 330 derece. Bu şekilde bakın 2 tane değerimiz var. Sonra bunları yaptıktan sonra artık tamam sadeleştir. Çünkü kökleri kenarda bulacaksın ki eksik kök bulma. Yaptım bunu artık sadeleştirdim. Böylece 1 oldu sağ taraf. Sin x buradan eksi 1 bölü kök 2 geldi. Eksi 1 bölü kök 2 ne demektir arkadaşlar? 3. bölgede sinüs negatiftir. O da bize 45, 180 daha 200. 180, 45 daha 225. 225'i getiriyor. Bir de
üçüncü bölgede ve dördüncü bölgede olduğu için 315 derece olacak. Bunların hepsinin toplamı arkadaşlar. 315, 225 daha 540. Diğeri de arkadaşlar 540. Böylece 1080, yani 3 tane pi oldu. Şey pardon, 6 pi oldu, affedersiniz. Bakayım. Şimdi arkadaşlar sin üzeri 4 artı cos üzeri 4x eşittir cos 4x dedik. Ne yapacağız? Burada bakın öyle değer vereyim çıksın falan sıkıntılı olabilir. Bir de şunu söyleyeyim bak, ÖSYM soruyu sorarken öyle bir sorar ki kökler toplamını ister. Burada sen riske girip tek tek köklerin bulup şey deneyip belki bulursun yine bu test sorusunda. Ama ÖSYM'nin kökler toplamı, kökler çarpımı ya da işte alabileceği değerler toplamı falan muhabbeti yaptığını unutmayın. O yüzden bir soruyu denemede böyle deneyerek yaptıysanız bence onu yanlış kabul edin. Eğer hiç yapamadıysanız, bu böyle vicdansızlık olarak değil, size tam tersi daha çok motive eder ve doğru da bilgilendirir. Yani yapmanız gereken bir şey daha olduğunu öğrenirsiniz. O yüzden bunu düzgünce çözeceğiz mecburen. Şimdi sin üzeri 4, cos üzeri 4 demiş ya. Burada arkadaşlar tabii ki büyük bir değer bu. Sin kare x artı cos kare x'in parantez karesi eksi 2 sinüs kare x çarpı kosinüs kare x'tir. Hatırlayalım, a üzeri 4 artı b üzeri 4 nedir? A kare artı b karenin karesi eksi 2 a kare b karedir. Normal temel özdeşlik yazdım şu an. Sinüs ve kosinüsle ilgili özel bir şey yapmadım. Şimdi burada sin kare x artı cos kare x 1 olduğu için 1'i yazdım. Burada da hemen hatırlayalım. 2 sin x çarpı cos x ya. Şimdi burada 4 yok. 4 sin kare x çarpı cos kare x olsaydı sin 2x'in parantez karesi olacaktı bu. O zaman 2'ye böleyim. Sin kare 2x bölü 2 olsun arkadaşlar burası. Olur mu? Bundan dolayı şimdi mevzu ne oldu aslında? 1 eksi sin kare 2x bölü 2. Burada da arkadaşlar ne yazarım? Bak güzel bir şey olacak. 1 eksi 2 sin kare 2x yazarım cos 4x gördüğüm yere de. Böylece birler gider. Artık sin kare 2x'ti. Bu da zaten sin kare 2x. Öbür tarafa atarsak ne oluyor? 2 tane burada var. Eksi 1 bölü 2 de burada var. Katsayı önemli değil. Ha, önemliymiş pardon. 3 bölü 2 sin kare x bölü 2 eşittir 0. Zaten gerçi bir şey olmuyormuş ya, tam pardon. Ben şu heyecanlandım bir an katsayı için de. Böylece arkadaşlar sin 2x 0 oldu. Sin 2x 0 olduğuna göre artık 2x eşittir 0 artı 360k ve 2x eşittir 180 artı 360k şeklinde. Köklerimiz 0, 180, sonra alttan gelen köklerimiz ne? 90. Başka kökümüz var mı orada? Dur bakayım bir. Şurayı 2x eşittir 0 artı 360k dedik. Diğerine de ne demiştik? 2x eşittir 180 artı 360k. O zaman x eşittir 90 artı 180k yaptı ki bir de bakın 270 geliyormuş. Toplam 4 tane kökümüz var. O da e şıkkı yaptı gördüğünüz gibi. Bu şekilde yine biraz özdeşlik yaptık aslında, fark ettiyseniz. Bu şekilde arkadaşlar burada durayım. Şu güzel çözmem gereken, zaten bu soruları da çözdüm. Diğerleri önemsiz olduğu için değil ama vakit yetmedi. Onlar için artık kalsın. Bir tanesine benzer, hatta iki tanesine de benzer yaptığımız için evet çok da dert değilmiş aslında. Bakayım bir daha bir. Tamam, buna şu bir önceki sorunun aslında küplü hali olacak bu. Deneyin, tabii yapamazsanız gruba atın arkadaşlar. Sonra 20. soruda da çarpanları ayırma yapacağız ki yine yapamazsanız gruba gönderebilirsiniz, ben çözerim. Bu şekilde tamamlamış olalım. Artık arkadaşlar nereye geliyoruz? Permütasyon, kombinasyon, olasılık. O konuda biliyorsunuz çok önemli çünkü soru soruyorlar. Bir de ne olur ne olmaz sınavda 3 tane çıkabilir şimdi sorular azaldı diye. O yüzden konular azaldı diye daha doğrusu. Ya şey ne zaman? Çarşambadan itibaren artık o konulara da gireceğiz ve güzel bir şekilde yapacağız. Ama şunu tavsiye ediyorum. Lütfen arkadaşlar kendiniz bence benim YouTube videolarından
permütasyon kombinasyon olasılığınız eksikse çalışın. Burada ben böyle zor sorular çözeceğim demiyorum ama bunlar kısa gibi görünen uzun konular. Derste bazı şeyler aşırı kafanıza takılabilir. En azından temel bilgileri öğrenmiş olun lütfen. Görüşürüz çarşamba günü. İyi akşamlar.